sofrasında yapma şunu bari. Neyi? Oynama ayaklarınla. Bak 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 bak, işçiler grev yapıyorlarmış. Son yılların en büyük grevi. Yok ya. Can güvenliği, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücret artışı talep eden işçilerin başlatmış olduğu grev genişleyerek devam ediyor. Nankörlere bak be. Sokak işçilerle kaynıyor. Bunlar iş bulmuşlar, beğenmiyorlar. Neymiş efendim? Kılları dönmüş, tüyler atmış. Tembel herifler. Ama iş kazalarında ölüyormuş adamlar. O zaman dikkatli olsunlar. Ücretleri de pek düşükmüş damat. Daha çok çalışsınlar, daha çok kazansınlar. Gören de işçiler senden para istediler zanneder yani damat. Bu ne hiddet ayol? Kim anlatıyorum ben? Halay çekip göbek atanlar bile benden daha fazla saygı görüyor bu evde. Berbat ettiniz kahvaltı keyfime. Tövbe tövbe. Ben sana bu salakla evlenme dedim. Demedim mi? Dedim. Ay, tamam anne, sinirlenme, zangırdamaya başlayacaksın yine. Ha buyur, başladın işte. Siz ne yapıyorsunuz? Böyle grev olur be. Halk mağdur oluyor yahu. Gece yarısı herkes uyurken mi grev yapalım? Tabii. Hatta gidip şehir dışında bir yerlerde yapın. Kimsenin bizden haberi olmasın yani. Yani. Bizim dertlerimiz bütün emekçilerin ve işçilerin dertleridir. Onun için buradayız. Şehrin merkezinde en kalabalık yerinde. Gel arkadaşım, sen de katıl bize. Emeğin zaferi için omuz omuza mücadele edelim. Gel arkadaşım, sen de katıl bize. Emeğin zaferi için. Demezler oğlum. Ne ara millet işine gitsin be. Pembel telekeler. Al o zaman. Almanca baba, bunu nasıl okuyorsun sen? Almanca bilmezsin ki. Ich erfuhr gestern Abend. Aşağı.
mücadelemizin bayrağını zaferin en yüce doruklarına dikecek bir öndere ihtiyacımız var arkadaşlar. Ve bu önderin kim olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Sabri Fırıldak Yoldaş. Sağ olun. Mikrofon senin Yoldaş. Yoldaşlarım. Sağ olun. Sayın seyircilerimiz, Sendikalar Konfederasyonu'nun bugün yapılan genel kurulunda Sabri Fırıldak oy birliğiyle genel başkan seçildi. Artık toplumsal bir fenomen olan Sabri Fırıldak şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz Sayın Sabri Fırıldak. Hoş bulduk. Yorumlarını ve değerlendirmelerini almak üzere Sayın Ahmet Ardniyet de aramızda. Hoş geldiniz Sayın Ahmet Ardniyet. Hoş bulduk. Evet Sayın Ardniyet, Sabri Fırıldak'ın başkanlığını nasıl yorumluyorsunuz? Şov yapıyorlar. Gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Memleketteki hayırlı gidişin ve istikrarın bozulması ve hasıl olacak olan kaostan medet umuyorlar efendim. İşçilerin bu tür ideolojik manevralara alet olmamaları gerekir. Buradan kendilerini uyarıyorum. Sayın Ardniyet'i duydunuz Sabri Bey, ne diyeceksiniz? Sayın Ardniyet sermayenin sesidir. Emeğin ne olduğunu bilmez. Çünkü bulunduğu yere emek harcamadan gelmiştir. Senelerdir televizyonlara çıkar, yorumlar yapar. Fakat bir kere olsun bir fabrikaya, bir işçinin evine gitmişliği yoktur. Buna gerek de duymaz. Çünkü Sayın Ardniyet'in gerçeklerle ilgisi yoktur. Kendini besleyenlere yaranmayı marifet sayar. Başkaca derdi yoktur. İşçi sınıfı bu çakıl taşlarıyla zaman harcamaz. Ezer geçer. Biz yolumuza çakıl taşı dökenlerle hesaplaşmanın mücadelesindeyiz. Evet, şu anda bir telefon bağlantımız var sayın seyirciler. Bir telefon bağlantımız var. New York Times gazetesinden Mr. Henry Manry karşımızda. Hello Mr. Henry Manry. Hello, I want to speak to Sabri Fırıldak. Mr. Fırıldak, what do you think about Turkish Revolution? Is it possible? One minute, Mr. Henry Manry. Şimdi sayın Fırıldak, Mr. Henry şunu soruyor. Turkish people are change, Mr. Henry Manry. They want freedom and equality, and of course, it is possible. I can't believe this, and I always work for this. C'est réaliste et puis de l'impossible. C'est che. We are thinking realistic and demanding the impossible. Okay? Mr. Henry Manry. Hello, Mr. Henry Manry. Sanırım bağlantımız kesildi sayın seyirciler. Neyse zaten yayınımızın da sonuna gelmiştik. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkürler. Bir dakika. Buradan bütün halkın önünde hükümete sesleniyorum. Eğer hükümet yarın sabaha kadar işçilerin taleplerini karşılamazsa yarın sabahtan itibaren hayatı durduracağız. Ülkenin her yanında işçinin ve emekçinin olduğu her yerde üretimden gelen gücümüzü kullanacağız. Bunda kararlıyız. Sizi dinliyorum. Greve son vermek hususunda taleplerinizi ve şartlarınızı görüşmek için burada bulunuyorum. Taleplerimizde pazarlık yapmayız. Bir orta yol bulabiliriz diye düşünüyorum. Taleplerinizi reddetmek niyetinde değiliz ancak hepsini bir anda karşılayamayız. Lütfen bu konuda anlayışlı olun. Bir basın açıklaması yapalım anlaştığımızı ve sorunlarımızı zaman içinde görüşmeler yoluyla çözeceğimizi beyan edelim. Konuyu zamana yaymak, unutturmak ve zayıflatmak eski bir taktiktir. Bu tuzağa düşmeyiz. Bakın size şunu söylemek istiyorum ki gelecekte sizi ve ailenizi asla zor durumda bırakmayız. Yardımımızı görürsünüz. Bunu iyi düşünün. Görüşme bitmiştir. Ama güle güle. Hükümet şu anda olağanüstü toplantı halinde. Taleplerinize evet ya da hayır diyecekler. Hayır derlerse tavrınız ne olacak? Kararımız kesindir. Asla geri adım atmayacağız. Direnişimiz sürecek. Onur mu? Mücadelemiz! Yaşasın! Onur mu? Mücadelemiz! Atacağınız başka adımlar da olacak mı? Tabii ki. Zamanı geldiğinde bu adımları açıklayacağım. Demet! Kayınvalideciğim. Seni mücadele alanında görmek ne kadar güzel. Sonunda sen de işçi sınıfın saplarında yer almaya karar verdin demek. Canım kayınvalideciğim benim. Hadi oradan! Deli mi ne? Ben sana aklını başına al demeye geldim. Yettin artık be! Kendini düşünmüyorsan karını, çocuklarını düşün. Şu kepazeliğe bir son ver. Evine dön. Tepeme attırma benim.
Sanmıştım ki sanmıştım. Sabri, kıracağım şimdi kafanı. Delirtme beni. Sana mı kaldı dünyayı kurtarmak, hak hukuk dağıtmak? Sana mı kaldı halkın mücadelesine elebaşılık etmek ha? Sana mı kaldı? Bana kalmadıysa kime kaldı peki? O konuyu işlemedik daha. Hadi damat, düş önüme. Doğru eyle. Israr etme kayınvalide. Ben son sözümü söyledim. Sabri yoldaş düştü. Aha. Gelin buraya. Arkadaşlar Sabri yoldaşı koruyalım. Buraya hemen takviye gönderin. Destek lazım, destek. Alın bunu. Bunu alın içeri. Şunu da alın. Öbürü de alın. Hepsini alın içeri. Olayların büyümesi üzerine polis olaya müdahale etti. Hükümet grevi yasa dışı ilan ederek yasakladı. Büyük işçi önderi Sabri Fırıldak halen hastanede ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Yazık oldu adama ya. Böylesi görülmediydi. Bin Zeki Fıldak. We biz do. Sen ne diyorsun lan lavuk? Sarmışım geri döndü. Spor eki değil mi bu be? Oha! Sabri Fener'e gidiyormuş lan. Polis mitingine biçim dağıtmış be. Vermiş sopayı. Ne grev kalmış de bir şey. Akılları başlarına gelmiştir beleşçi tembellerin. Aslında işçiler neredeyse başarılı oluyorlardı baba. Hem de başlarında sen vardın. Sen çekilince dağıldılar. Tabii ya, bir çekildim dağıldılar. Kendilerine başka inayı bulsunlar. Evet. Başbakan aradı. İlk seçimlerde İstanbul birinci bölgeden birinci sırada milletvekilliği adaylığı teklif ediyor. Adam bendeki potansiyeli gördü tabii. Teklif sana değil salak. Baba. Aa, gitti yine. Tövbe bismillah. Bin Zeki Fıldak. We biz do. Sabri Fener'e nasıl gider ya? Sabri ile hayal etsin. Şükürler olsun sana.